Tekrar merhaba, karşınızdayız. 24 Nisan 2020 Cuma. Yakında üniversitesi ventilatör üretti, 5 adet teslim etti. Doktor Şükrü Onbaşı, aşıyı beklemek uzun sürecek, garantisi de yok, hasta olmamız lazım diyor. Ticaret Odası maaş desteği konusunda Çalışma Bakanlığı'nı eleştirdi. Sucuoğlu hesap açmak zorunlu değil diyor ve Başbakan Tatar 4 Mayıs'ta iş yerleri açılıyor. Maskeyi devlet sağlasın. Evet, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı en büyük problemlerden birinin her şeyin birbiriyle çelişkili olması olduğunu belirterek, hükümetin yaptığı açıklamalarda salgının kontrol edildiğini dile getirirken bir anda karar alarak maskesiz sokağa çıkmayı yasakladığını kaydetti. Kanatlı, maskeyi zorunlu hale getiriyorlarsa o zaman bunu da kendileri sağlamalıdır, bu gerekir dedi. Bu alınan kararların ve yapılanların kabul edilemeyen, mantıklı olmayan, bilimsel açıdan doğru olmayan kararlar olduğunu belirtti. Kanatlı maske zorunluluğunu bilim kurulunun açıklaması gerektiğini belirterek yine tuhaf bir şekilde çıkıp hükümet açıkladı dedi. Kanatlı, halkın zorunlu bir şekilde eve kapatıldığı gibi maske zorunluluğuyla da ek bir mali zorluk içine sokulduğunu ifade ederek anayasada sosyal bir devlet olduğumuz yazıyor. Ama maalesef bir sosyal devletin hareket ettiği gibi hareket edilmiyor dedi. 23 Nisan evlerde kutlandı. Tatar 4 Mayıs'ı işaret ettiği iş yerlerinin açılması konusundan ve elektrik CTP yüzünden ucuzlamıyor. Yeni Bakış'ta sürmanşet yorumu bu. Dünyada petrol fiyatları dibe vururken hükümetin elektrik fiyatlarını indirmesi bekleniyor. 2008 yılında CTP hükümette olduğu dönemde dönemin Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ve Maliye Bakanı Ahmet Uzun Aksa ile 16 yıllık bir sözleşme yapmış ve bütün ipleri Aksa'nın eline vermişti. Muhalefette her zaman emekten yana olan ve özelleştirmelere karşı olduğu açıklanan CTP, o dönem tam tersi bir politika izleyerek 16 yıllık bir sözleşmeye imza atarak halkın sırtına Aksa'yı bindirdi diyor. Elektrik CTP yüzünden ucuzlamıyor. Bugün bu haber de sür manşetinde yer aldı. Yeni Bakış'ın yorumlu bir haber tabii ki. Yeni Düzen gazetesi adaletsiz ve yasa dışı dediği 2674 TL'lik işsizlik ödeneğinin 1500 TL'ye indirilmesini adaletsiz ve yasa dışı olarak niteliyor. Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit bir an önce hükümet edenler bu yanlıştan dönmelidir dedi. KİTAMS Başkanı Güven Bengihan hem insafsızlık hem yasa dışı dedi. GİAD Başkanı Uğur Ergün adaletsiz, fırsatçı, ekonomik akıldan yoksun diye konuştu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş insanlarımız bu güvensizliği hak etmemiştir. Salgın günlerinden sonra güvensizliğin karşılığını verecektir dedi. Pile'de test huzursuzluğu. Yurtta karantina süresi doldu, 7 günlük evde karantina süresi başladı ve büyük konukta uzlaşı grev kalkıyor. 17 yıl sonra kapılar ilk kez bu kadar sessiz. 23 Nisan 2020'de kapılarda kimse yok. Yeni Düzen bunu da hatırlattı fotoğraflı olarak ön sayfadan. Güneş gazetesinde manşette Başbakan Tatar var. Başbakan ekonomi ve meslek örgütleriyle bir araya geldi. Açılım için düşünülen tarihi açıkladı. Açılım 4 Mayıs'ta. 352 test yapıldı. Yeni vakaya rastlanmadı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT'de yaptığı açıklamada Aksa'nın kira ile ilgili maddesinin elden geçirilmesi hatta ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu konuda elimden geleni yapacağım dedi. Evet, Hasipoğlu hükümetin başarısı ortadadır diyor ama altına Amcaoğlu'nun açıklamasını koymuşlar. Başbakan Coşkun ve Yeşilırmak'ı kabul etti. Başbakan Ersin Tatar, Dip Karpaz ve Yeni Erenköy belediye başkanlarını kabul etti. Pilli hastanede inceleme yaptı. Tedbirler günün koşullarına uygun olarak belirlenecek. Başbakan Ersin Tatar, inşaat sektörü temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Günün koşullarına uygun olarak belirlenecek dedi. Evet,
24 Nisan 2004 Annan Planı'nın onaylanmasının 16. yılı. Güney'in ohi demesiyle olumsuz oldu. Dışarıda kaldık. Ama bizde de ekonominin ivmesi başladı bu tarihte. İyi değerlendiremedik denebilir. Olsun, yine de güzel şeylerin başlangıcıydı. Annan yoksa anlaman terimini de kazandık diyor Hüseyin Önal bize mesajında. Hatırlatacaktım kahveyi dikkat et reklamlarda falan iç diye sonra vazgeçtim dedim inşallah dalmaz diyor Batuhan Nereli. Yok dalmadık tamamdır. Maskeler Almanya'da bedavadır diyor Kamil Özalay. Aziz Kemal günaydın kardeş diyor. Vatandaşın umurunda değil Yaşar Aracı markete gittim diyor vatandaşın umurunda değil. Maske yok tartıştım mask markete girmesin diyorum. Bir gazete alacağım çıkayım dedi. Meram anlayan yok diyor Yaşar Aracı. Aynen katılıyorum. Bu konuda İsveç usulü mü gidelim, Pakistan usulü mü gidelim hikayesi de var. Anladın? Nusk ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir der İsveçli bilim insanları. Demez tabii ki İsveçliler böyle bir şey. Durmuş Kaya, günaydın. Mehmet George Karşılı, günaydın. Rifat Tarhan, Türkiye'den selam etmiş bizlere, biz de ona aynı şekilde. Evet. Pazartesinden itibaren Almanya'da da maske takmak mecbur olacak. Ama bedava verecekler orada. Günaydın tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum diyor Hasan Hüseyin Tatlı. Hasan Kerman günaydınlar. Cuman mübarek olsun sağ ol. Demek ki adamlar öyle bir virüs yaptılar ki sadece cahilleri öldürüyor. O yüzden yeme canını diyor Hasan Hüda Ecer. Hocam doğru da sıkıntı herkese bulaş olması bulaşması. Mustafa Karataç günaydın. Hayvan sürüleri bile öyle ilerlemez. Belgesel izleyen bilir diyor. Çilem Taşdemir. Kayıt yaptı iş yeri ne zaman ödeme yapılacak? Banka hesabı iş benim ne olacak? Babam bir kolaylık yapmadı. Gidin hesap açın nasıl bir sistem? Evde kal güvende kal herkes bankaya hesap kuyruğu. Lütfen iletin gelsin halk çalışma bakanı. Varsın akşam bir karar, sabah bir karar. Bir şey anlamadım, ben de anlamadım. Çilem Taşdemir. Mustafa Mertsoylu, Ramazan hayırlı olsun diyor. Hükümetimize güç ve kudret versin. Başbakan ve ekibine kuvvet versin. Ersin, Ramazan sana kuvvet versin diye şiirde yazabiliriz. Tabii affına sığınarak Ersin dedik başbakan ve başbakana sağ olsun. Bir yardım parası maalesef gene zengin torpillere gidecek. Niçin devlet araştırmadan veriyor? Benim eşimin primi doldu. Aralık'ta emekli yaşını bekliyor. Şu an hiçbir yerde maaşımız yok. Günlük yevmiye işine giderdi. Gidemiyor da. Herkese yazdım durumu. Cevap bile vermezler. Ne yapacağız? Hiçbir yerden geliri olmayan bizler. Emel Özker soruyor. İş yeri başvuru yaptı. Ne zaman ödenecek? Onu bilmek isterim diyor. Çilem Taşdemir. Evet ne zaman ödenecek? Herkes dedi Wuhan'da çıktı. Amerika zirve yaptı. 1 milyona geldi vaka sayısı. Kim kime inanacak şaşırdı diyor. Fırat Kolal. Cengiz Saner günaydın. Sencer Genç günaydın. Evet Özge Atlı Çilem Hanım'a söylüyor. Mayıs'ın 8'ine kadar başvuru yapılacak diyor. Başbakanımız Sayın Ersin Tatar'a ve ekibinin bu kadar yoğun çalışmasını Anavatan Türkiye'nin gönderdiği yardımlara akşam Ada TV'de İskele Milletvekili Sayın Hamzaoğulları'nın resmen kabak kesti bizi bilgilendirin diyor. Özge Atlı Ayşe Sütçü Tuver biraz önce okumuştuk sağ olsun var olsun. Almanya'da öyle olmuş İngiltere'de böyle olmuş tamam da bizim onlarla benzerimiz ne neyi kıyaslıyoruz durmadan. Dillerimiz aynı Almanlarla aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Onlar da bizim dilden konuşuyorlar. Neyimiz aynı? Hiçbir şeyimiz aynı değil işte. Feridun Kumru, devlet üretme çiftliklerinden günaydın. Halil Anıldı, dünya kendini yenilesin diye bir format attı diyor. Özlem Özkan Bozdağ günaydın diyor bizlere.
Deniz Baydar Onat hayırlı bir Ramazan diliyor. Gülistan Gülten Tugay iyi yayınlar. Maskenin paketi 69 Türk lirası. Bugün ölüm oruçlarının 8. günü. Elif Eskiyörük diyor, yazıklar olsun, o konuya birilerinin müdahale etmesi lazım hapishanede. Ve Muhammed Gözay bize günaydın dedi. Kıbrıs gazetesiyle devam edelim. Eşi ölüm korkusu içinde. Gönyeli'de kendisiyle tıkı tıkı yapmayan, okumak istemiyorum yani, cinsel ilişki yazıyor orada. Eşini önce dövdüğü, ardından boğazını kesmekle tehdit ettiği suçlamasıyla tutuklanan şeydenin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Kadının yüzünün tanınmayacak halde olduğunu belirtti polis. Evet. Yanağını sıktım, yanlışlıkla başını duvara vurdu diyor adam. Böyle yaptı. Tık, kadın da yanlışlıkla başını duvara vurdu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Küfretmeyin diye sana besmele çektim. Sosyal hizmet uzmanı Başel, ülkede sosyal hizmet politikalarının göz ardı edilmesi nedeniyle toplumun şiddet ve bağımlılık başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sosyal hizmet eksikliği toplumsal sorunlar doğuruyor. Aynen. Otobüsçüler tedbir istiyor. Evde 23 Nisan coşkusu. Başbakan Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik ekonomik ve mesleki örgütlerle toplantı yaptı. Hedef, alınacak tedbirlerle 4 Mayıs'tan itibaren açılımların gerçekleşmesi. Evet. Yapboz oyuncu koltuğu ve ağda satışında patlama olmuş. Köpekler eğitimle koronavirüs hastalarını tespit edebilecek. Mikrofonu kısmayı unutan Galler Sağlık Bakanı milletvekiline küfretti. İngiltere'de olur böyle şeyler. Gordon Brown da başbakanken Sky News'de sövmüştü bir kadına. Fransa'da salgın hırsızlığı azalttı ama aile içi şiddeti artırdı. 6 aşının insan testleri başladı. Virüse karşı nikotin bantları da denenecek. Nikotin bantları denenmeyecek. Sigara iyi geliyor denirse herkes dalacak. Çip takmaya bütün insanlık hazır mı diyor Muhammed Gözay. Soruyor. Bütün insanlık. Kırkında ölür. ...2674 TL'den 1500 TL'ye düşürülmesi haksızlıktır diyor Kıtamız Başkanı Güven Bengihan, sigortalarda işsizlik ödeneğinin. Ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Büyükonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve Devrimci Genel İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit dün İçişleri Bakanlığı'nda yapıcı bir toplantı sonucunda uzlaşıya vardı. Maaşlar ödeniyor. Hayırlı olsun Büyükonuk. Koronavirüs vakası saptanmamış 6. günümüz. KKTC vatandaşı öğrencilere ücretsiz ders imkanı. Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve COVID-19 pandemisi nedeniyle ülkemize dönmek zorunda kalan KKTC vatandaşı öğrencilere eğitim aldıkları bölümlerine uygun 3 derse kadar ücretsiz kayıt imkanı sunuyor Girne Üniversitesi. Evet. Ve son olarak diyaloğa bakıyoruz. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu eldiven, maske ve hijyen ürünlerinin fiyatları adeta uçuyor. İkiye katlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların hijyen ürünleri, eldiven ve maske ihtiyacı artarken fiyatlarda meydana gelen artışlar dikkat çekiyor. Diyalog muhabirinin görüşüne başvurduğu bazı market işletmecileri koronavirüs öncesindeki fiyatların şimdiki fiyatların altında olduğunu kabul ederken bunun ana nedeni ithal ürünlere meydana gelen fiyat artışıdır diyor. Evet, ithalat yapmak da zorlaştı. İthalatın genellikle Türkiye'den yapıldığına dikkat çeken market işletmecileri 85 milyonluk ülkede benzer sorunların yaşandığını belirtiyor. Malzeme temin etmenin dahi zorlaştığını ifade ediyor. Talebin fazla, üretimin yetersiz olması nedeniyle fiyatların yükseldiğine dikkat çeken market işletmecileri bu artışın nedeni bizler değiliz, ithalatçılar da değildir. Sorun malzeme bulmaktır diyor. Bugün bu haberde yer aldı. Ve KKTC'de bazı ufak işletmeler 4 Mayıs'tan itibaren açılacak.
Candan tarlan Ali günaydınlar, yağmurlu bir güne uyandık, günümüz aydın olsun diyor. Candan tarlan Ali günaydın. Cezaevleriyle ilgili hala bir önlem yok. Hücrede kalanlar bile yine pislik üstünde. Ne yatacak yatakları, ne örtünecek yorganları, çarşafları var. Ne tuvalette tuvalet kağıdı. Ceza mı, işkence mi? Ölüm orucunda olmayanlar hücreye girse yemeklerini tuvaletin dibinde yiyecekler. İnsanlık dışı bir muamele diyor. Özlem Özkan Bozdağ. Şerife Nazif. Marketlere girmeye korkuyoruz. Eldivensiz, maskesiz insanlar öyle giriyorlar. Maalesef korunmuyorlar. Maske ve dava olması gerekir. Alamayanlar var demiş Şerife Nazif. Bodamya'dan Besim ve Gül bize günaydın diyor. Besim Sakaryalı, biz de Bodamya'ya selam ediyoruz. Feridun Kumru devlet üretme çiftliklerinden bize günaydın demişti. Biz de ona söylemiştik. Aynen. Evet, var mı başka mesajımız, var mı başka bakıyoruz. Mehmet Soyer Baballo kardeşim günaydınlar ve Serhat İncirli'nin yazısına geldik. Serhat İncirli'nin yazısını okuyacağız. Şimdi Haberci gazetesinde ve biraz sonra Gündem Kıbrıs'ta da yayınlanacak. Böyle öğlene doğru da Gündem Kıbrıs'ta yayınlanıyor. Biz her ikisini de Facebook sayfamızdan ve Twitter'dan da paylaşıyoruz. Bunu da herkese hatırlatalım tabii ki. Evet, yeni bir yolda yürümeye var mısınız? Bugün bunları yazmışız. Yeni bir yolda yürümeye var mısınız? Aynen böyle demişiz. Evet, Facebook'ta paylaştık. Tweet olarak da yazımızı Twitter'a da attık. Dileyenler oradan da okuyabilirler. Bizimle birlikte de okuyabilirler. Dünyada COVID-19 adı verilen malum popüler hastalığın seyrini, tedbirleri, ülkeler arasındaki dayanışmayı, çalışanların hakları ile ilgili yapılanları izledikçe ve siyasilerin konuşmalarını dinledikçe neden KKTC'de her işimiz sadece propaganda diye üzülüyorum doğrusu. İş yapmıyor değiliz. Elbette yapıyoruz. Ve bu yaptıklarımızı tabii ki kamuoyunun da bilgisine getireceğiz. Ama propaganda ile değil. Demek istediğim budur. Çünkü propaganda siyasi yatırım amaçlı halkı aldatmak veya gözünü boyamaktan başka bir şey değildir. Oysa şu anda ihtiyacımız olan tek şey siyasi yatırım olmalıdır. Sadece siyasiler değil, toplum olarak da iyi insanlar olamıyoruz. Ya acımasızca eleştiriyoruz ya da hesapsız bir şekilde propagandaya yalakalık ediyoruz. Mesela ana vatan yanımızda şarkıları. Ana vatan yanımızdanın çok propagandası yapılıyor. Tabii ki bir de ters istikametin propagandası var. Niye? Bir devlet başka bir devlete, bir insan başka bir insana yardım yapacaksa bunu duyurmanın hedefi nedir? Morali bozulan ahaliye moral vermek midir? Böyle moral vermek son derece ilkeldir. Kaldı ki yüzlerce yıl önce yazılmış veya yazdırılmış iki önemli kutsal kitapta yaptığınız yardımları göstermeyin denilmektedir. İslam dininde zekat ve sadaka veya her türlü destek fakiri şükran borcu altına sokmamak için gizli verilmelidir. İnancı, sözü geçerlidir. Bir kez daha okuyayım. Zekat ve sadaka veya her türlü destek, fakiri şükran borcu altına sokmamak için gizli verilmelidir. İnancı, iddiası, sözü geçerlidir. İngiltere, Almanya'ya tıbbi malzeme vermiş. Devlet bunun propagandasını asla yapmaz. Çünkü evet vermiş vermesine ama kendi bulamamış. Kendine kalmamış.
Çeşitli defalar aynı konuyu yazdım, yazmaya devam edeceğim. Ne yazık ki Türk siyaseti ve Türk basınını örnek almaktan vazgeçmezsek, yalan haber ve propaganda ile uyutulup demokrasiyi varmış gibi sayıp yaşamayı sürdüreceğiz ki bu iyi bir şey değildir. Gelişmeyi, açılımı engeller, çözümü engeller, dünyalı olmamızı engeller. Ve dövizi de düşürür. Yani bunun da ayrı açıklamaları var, inşallah bir gün onları da yazarız. Evet, dövizi de engeller. Demokrasiniz iyi değilse, insan haklarınız iyi değilse, hukukun üstünlüğü iyi değilse, basın özgürlüğünüz iyi değilse, hapishane gazeteci doluysa, yazar doluysa dövizinizin değeri düşer, paranızın değeri düşer döviz karşısında, özür dilerim. Sahte yaşamlarımızla baş başa kalır, dünyalı olmamız engellenir, çözüm engellenir. KKTC vatandaşlığı ile gurur duyduğumuzu askeri törenlerle kutlarız. Ardından Rum tarafında pasaport dairesinde kuyrukta bekleriz. Olay budur. Eğer propagandayla, yalanla, hep sahte işlerle gidersek, bayram bayram bayrak bayrak dedik, ondan sonra Rum pasaportu dediğiniz pasaportu almak için kuyruğa girerek. Hem KKTC'de hem Türkiye'de koronavirüs önlemleri alındı. Türkiye'de vaka sayısı bu satırları yazarken dünya 10.suydu galiba. 3.sü yazdık buraya, yanlış yazmışız. Ancak resmi can kaybı rakamları oldukça düşük. Bu ciddi bir başarı. Türkiye'de veya KKTC'de zorunlu olarak alınan bu önlemler elbette ki insan sağlığı içindi. Bir diyeceğim yok. Bu arada eminim herkes tüm dünyanın haberlerini izliyordur. Almanya Başbakanı, kardeşim yazıyı yazar okuyorum, bitirince alalım konuğumuzu diye düşünüyorum. Çünkü en az 5 dakikam daha var. Olur mu? Tamam. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların demokrasi açısından zorluk teşkil ettiğini ve demokratik hakları kısıtladığını söyledi. Bakın, okuyun veya Almanca biliyorsanız kadının geçtiğimiz gün parlamentodaki konuşmasını dinleyin. Bayıldım. Zerre kadar biz yaptık, şöyle yaptık, bunu yaptık, öyle yaptık, öyle ettik, bunu da getirdik, onu da yerleştirdik. Biz gelmeden Almanya'da ambulans bile yoktu gibi laflar yok. Kadın, kısıtlamaların ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Demokrasi açısından bir zorluk, demokratik haklarımızı kısıtlıyor diyor. Koronavirüste yaşamın zor olduğunu bildiğini ancak sert önlemlerin herkesi korumak için gerekli olduğunu belirtiyor. Virüs nedeniyle özgürlüklere getirilen kısıtlamaların kendisine de zor geldiğini ve eleştiriye kulak verilmesi gerektiğini anlatıyor. Merkel, basın özgürlüğü gibi demokratik şeffaflığın durumun katlanılır olmasına yardım ettiğini ekliyor. Basın özgürlüğü ve demokratik şeffaflık. Bize ne kadar yabancı ifadeler değil mi? Basın özgürlüğü ve demokratik şeffaflık. Almanya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5000'i geçmiş durumda. Başbakan Merkel krizin bir sonraki aşamasında halka akıllı ve temkinli olma çağrısında bulunuyor. Zerre yalan söylemiyor. Propaganda her ne kadar dedelerinin babalarının işi olsa da asla propaganda yapmıyor. Ve ne diyor? Bu son aşama değil. Hala başlangıcındayız. Uzun süre bizimle kalacak. Yani sallayalım gitsin. Yedik bitirdik biz bunu. Her şey tamamdır. Geçti bunlar. Biz öyleyiz, biz böyleyiz. Yeriz bunları değil. Yok. Uzun süre bizim inan kalacak diyor. Neden? Çünkü bilim insanları öyle dediği için o da öyle konuşuyor. Dönüyorum, ismi lazım değil, bir Asya ülkesine gidiyorum. Sokaklar insan dolu. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Polis elinde copla önüne gelene vuruyor ve
evine sokmaya çalışıyor. Almanya, İsveç, bir de Asya ülkesi. Türkiye'den görüntüler ürkütücü. Sokağa çıkma yasağı kolluk kuvveti gücüyle sağlanmamalı. Cezayla olmaz bu tür şeyler. Yazının sonucuna geldim. Koronavirüs olayı daha uzun süre bizimle birlikte olacak. Kaç gündür ekonomik ve sosyal yaşamla ilgili planlar yapılması gerektiğini, alanında uzmanlaşmış, başarılı olmuş çeşitli sektörlerden isimlerle temasa geçilmesinin şart olduğunu yazıyorum. Amacım kesinlikle Türkiye'yi eleştirmek veya kötülemek değildir. Ama KKTC olarak koronavirüs sonrasında daha çağdaş, daha batılı, daha demokratik, daha dürüst, daha şeffaf, daha hesap verebilir, daha akıllı olmanın hesabını, kitabını hazırlamak zorundayız. 1958'den beri resmi propagandayla yönetiliyoruz ve halimiz ortada. Sayın Ali Pilli bugün koronavirüs bilgisi verirken lütfen bir de ek bölüm hazırlasın ve desin ki, sevgili halkım, size bugün bir de mutlu haber vermek istiyorum. Koronavirüs bizim partimizin de önemli bir parçası olmuş. 62 yıllık geçmişimizin tüm kirini öldürmüştür. Yeni bir yol. Işıklı, şeffaf, demokratik, çağdaş, hesap verebilir, hamasetsiz, propagandasız ve devletin halkın hizmetinde olduğu yeni bir düzen. Var mısınız? Yoksa balegudalya, balegudalya mı? Var mısınız? Var mısınız? Şeffaf, demokratik, çağdaş, hesap verebilir, hamasetsiz, propagandasız. Ve devletin halkın patronu olduğu değil, devletin halkın hizmetçisi olduğu bir yeni düzene, yeni bir yola var mısınız? Yoksa buyurun, devam edin, yapın hamaseti, çekin bayrakları, okuyun İstiklal Marşı'nı, ondan sonra kapılar açılsın. Güney Kıbrıs'ta pasaport kuyruğunda göreyim sizi gene. Gene göreyim. Bütün bakanların, Cumhurbaşkanının, Meclis Başkanının, Başbakanın ya Sipriyot ya British pasaportu var. Bunları teslim etmediğiniz sürece de ben size bunu yazmaya devam edeceğim. Ya da yeni bir yol bulacağız. Ya da yeni bir yol bulacağız. Başka şansımız yok. Evet, telefon alabiliriz sevgili Örsan'ım varsa. Efendim? Evet. Hasan Özkerem, devletin sahip çıkmadığı kasino çalışanlarına Arkın Grup, Erbil Arkın ve yönetim kuruluna teşekkürler diyor. Hasan Özkerem, Arkın Grup herhalde sahip çıktı. Ben de teşekkür ederim. Bravo, eğer öyle bir şey olduysa tebrik ederiz. Maske takma zorunluluğu başladı. Halk ekmek bulup yiyemezken maske zorunluluğu getirildi diyor Muhammed Gözay. Evet. Resmiye Eroğlu Canaltay'a günaydınlarımızı ilettik. Bill Gates'in oyununa geldik Serhat abi diyor Ayşe Sütçütüver. Bu yalanlarla Covid testlerden tut, dünya medyanın manipülasyon ve yalan haberlerle, aşı ajanda kaktırmalarla, çip taktırmalarla Dünya Sağlık Örgütü finansör kim? Wuhan'da 4. seviye laboratuvara milyonlarca, şu anda Trump araştırma açtı. Bu virüs insan yapımı olduğu ispat edildi ve patente kadar var. 2011'den belli çok şeyler dönüyor diyor Ayşe Sütçü Tüver. Bunlar da hep iddia. Tabii ki. The problem is after COVID. Evet, problem, esas sorun COVID'den sonraki sorundur diyor. Olmayan bir ekonomi olmayan bir parayla nasıl tekrar başlayacak diyor. Avrupa Birliği milyarlarca euroyu Güney Kıbrıs'a enjekte ediyor. Türkiye aynı parayı kuzeye enjekte edebilir mi? Türkiye'nin parası var mı?
Problem gerçekten çok büyük ve bu şu anda should be discussed now. Yani şu anda discuss edilmeli, şu anda tartışılmalı diyor Serap Cafer Santos. Metin Emirali Bengisu, teşekkür ederim. 4 Mayıs'ta iş yerleri tedbirli açılacaksa, çocukları okullar açılmayacaksa ne yapacağız? Kozan Yorgancı soruyor. Yakın. Hayır tabii ki. Abi çocuklara da bakacaksınız. Yani başınızın çaresine bakacaksınız. Maske bulamıyor insanlar. Muhammed diyor ekmek alamıyorlar. Sedat Avcan kardeşim, sağlıklı günler diliyorum sana da. Günümüz aydın olsun. Şimdi Yusra Hanım var telefonumuzda. Yusra. Günaydınlar Yusra Hanım. Günaydınlar. Merhabalar Serhat Bey. İyi yayınlar. Türkiye'den arıyorum. Buyurun. Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mahkumlar için arıyorum. Benim de yakınım orada mahkum. Merkezi cezaevine sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Benim de orada yakınım mahkum da. Merkezi cezaevine ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dünyayı virüs bu denli etkisi altına almışken, bizler evlerimizden korkudan çıkamıyorken, yani 175 kişilik kapasite cezaevinde 600-700 kişi bulunmakta. Yani insanlar orada yerlerde yatıyor ve sosyal mesafe söz konusu bile değil. Hiçbir kişiye daha test bile yapılmadı. Yani her gün bütün ülkeler bas bas bağırıyor kendi hijyenimiz diye, dikkat edelim diye. Orada içeride sular bile akmıyor Serhat Bey. Yani şu an cezaevinde bir kısım mahkum da ölüm orucunda. Yani grev de değil, ölüm orucu ve 8. günleri bugün. Yani şekerli su dahi içmiyorlar, sadece su içiyorlar. Ve biz cezaevinde aradığımızda, yani durumlar... tek şey çok iyiler, çok iyiler, hiç merak etmeyin. Yani bunu illa bir doktor olmamıza gerek yok bence. Yani insani olarak bir insanın 8 gün boyu yemek yemiyorsa, sadece su ile besleniyorsa, o insanın durumunu çok iyi olduğu söylenemez. Hatta hiç iyi değildir. Ayakta duracak hallerin olmadığını biz biliyoruz. Yani bize Lefkoşu Büyükelçiliği'nde daha dün ben konuştum, yetkili bir kişiyle konuştum. Beyefendinin bana dediği bizzat şu, TC vatandaşlarımızı iade etmeleri için çabalıyoruz. Onlar için evraklar hazırlayıp İçişleri Bakanlığı'nın onayına sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın bize kendi aldığı prensip kararından dolayı reddediyor dedi. Ya böyle bir şey yok. Kim söylediyse size bunu herhalde şaka olsun diye söyledi veya baştan savsın diye söyledi. Mahkemelerin, yargının ve tahliye kurulunun, benzer kurulun evet, yani bu konuda karar vermesi lazım. Mahkemeler şu anda kapalı. Mahkemeler açıldıktan sonra özellikle tutuklu olanlar konusunda teminat şartları yeniden ele alınacak. Bize de söylenen yani budur. Mahkemelerin açılmasını bekliyoruz. Sabır inşallah, ama umarım sizlerin de desteğiyle en iyisi, insan haklarına, insanlığa en yakışan çözüm bulunur ve orada da korona tedbirleri dışında insani tedbirler de alınır. Çok teşekkür ediyorum Yusra Hanım. Vaktimiz kalmadı. Araya gitmek zorundayım. Sizi uğurluyoruz. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için sağ olun, var olun. Nagihan Umar soruyor. Günaydınlar. Hali hazırda açık bulunan sektörler için soruyorum. Sağlık Bakanlığı çalışma şartlarını belirleyeceği genelge yayınlayarak denilmişti. 4 Mayıs itibariyle daha da normalleştirmeyi hedefledikleri bu sektörlerin hijyen ve sosyal mesafe ile çalıştırılan personel sayısının kontrolünü kim yapıyor? Bu kurallara uyulmaması durumunda ne olacağının farkında olmayan bu bilge kişiler olası kaosu nasıl önlemeyi düşünüyorlar? Biliyor musunuz? Çok güzel bir soru. Evet. Metin Emirali Bengisu, Güreğine kalemine sağlık. Evet. Nagihan Umar'ın sorusunu bence okusun herkes. Lütfen. Kurallara uyulmaması durumunda ne olacağının farkında olmayan bu bilge kişiler
Olası kaosu nasıl önlemeyi düşünüyorlar biliyor musunuz? Soru buydu. Şimdi bir aramız daha var ama bu arada Soner Yolaç kardeşimize selamlarımızı iletiyoruz. Lefke Eskigara'da. Ve selamlarımızı ilettikten sonra bir ara daha veriyoruz. Aradan sonra İngiliz gazetelerine geçeceğiz. İngiliz gazetelerine ve Türkiye gazetelerine bakacağız. Bunları da sizlere hatırlatalım. Bu arada son bir şey söyleyelim sizlere. Haber Kıbrıs'tan aktarayım. Şu anda İngiliz sterlininin alış satış fiyatı 8.62-8.63 civarında. Euro 7.52-50.52 oralarda. Dolar, Amerikan doları 7 civarında. 6.98 gibi dönüyor şu anda. Tamam, onu da söylemiş olduk. Araya gidelim. Aradan sonra buradayız.